Şimdi yönetimde ayrılıklar oldu ama takımda da bazı ayrılıkların yine olacağı aslına bakarsan konuşuluyor. Bununla ilgili e, bilginiz var mı acaba? Ne durumdayız? Şimdi şöyle bir önceki programda olası ara transfer senaryoğundan bahsettim. Mustaher'in evet. sakatlığına paralel bir kaleci transferi bekliyorum dedim. İrfan İrfan Edi ismini diyeyim. verdik. Gerson Fernandes'i hala bekliyorum ne olursa olsun ki. Gerson evet yüksek maliyetli bir oyuncu ama onun kaynağı da UEFA'dan gelire güveniyor Galatasaray. öyle söyleyelim artı bir de hücum oyuncusu dedik. E, bu sol Solbakken, Jovic isimleri yazılıyor. Bunlar olabilecek senaryolar hep. Ama bunları yapmanız için de hali hazırda bir yabancı kontenjanın dolu. Sırf Gustavo Sağ'ın 225 milyon Euro'luk maliyetinden çıkmakla kontenjan komple boşalmıyor. Oraya ikinci, üçüncü oyuncuları bulmanız gerek. Akıllara sürekli sosyal medyada en performansları tatmin etmeyen isimlerden Babel ve maliyetinden dolayı Feguly geliyor. Şimdi Fegüli ile Babel yarım sezon 2-2-4 milyon euro melisa. Yani bu parayı Galatasaray'dan başka evet. hiçbir Avrupa kulübünün Babel ve Fegüli vereceğini düşünmüyorum. O yüzden benim istihbaratlarım Gustavo Asunca'dan sonra ayrılacak ismin Luyendam olduğunu söylüyor. Şimdi doğal olarak kafalar karışabilir çünkü Luyendam'ın sözleşmesi uzatılmıştı. 2 yıl evet. uzatılmıştı ama bunu bir stratejik işbirliği gibi düşünelim. Sezon başı da Türkiye pazarına girmeye karar veren Antwerp. Fenerbahçe'den de Samatta ile Frey'i almıştı. En öncesinde Luyendama için 2 milyon euro teklif yaptı Galatasaray'a bonservisine. Galatasaray zamanında 8 milyon euro yatırım yaptığı oyuncusuna yapılan bu teklifi kabul etmedi. Hı hı. Sonrasında Nelson Marka ikisi düzenli oynamaya başladı. Marka'nın cezası bitti. Ve şuna karar verdiler. Luyendama sezon sonu serbest kalacak, bedavaya gidecek. Biz bu oyuncunun aynı mali şartlarda sözleşmesini uzatalım. İki uzatıldı ama gelinen nokta işte Marka'nın sakatlığında Sivas'la oynadı bireysel hataları fazlasıyla vardı. Marka Nelson'un takım içi alternatifi Alpaslan kupa maçları başlıyor. Orada hmm. da Işık Kağan Arslan'ın altyapıdan görmeye başlayacağız. Sözün özü Gustavo sağdan sonra ikinci ayrılacak isim Luindam olacak. Nasıl olacak? Avrupa'da bir kulübe kiralık yollanacak Melisa. Düzenli oynama fırsatı bulacak. Belki orada maç ritmini kazanırsa çünkü yani çapraz bağlarının e, kopmadan önceki ama. Gayet Şampiyon Ligi'nde bile sivilin oyunculardan biriydi Galatasaray için o dönemler kötü geçse de öyle söyleyelim. E, performansını arttırırsa hem Nelson hem Marka olası potansiyel satış özellikle Marka hep göz önünde olan bir oyuncu sezon sonu Galatasaray'a dönebilir. E, sezon sonu dönmezse belki oyuncuya kulüp değil performans sergiler bir satın alma opsiyonu koyulur e, kiralık e, sözleşmesine. Görürüz. Yani Galatasaray'da ana plan şu an için Gustavo Asusayo sözleşmesini feshetmek. Luyendama'yı kiralık göndermek. Elbette bunları söylüyorum. Babel Feguli kalacak. Mali şartlardan dolayı kalır diyorum. Artı bir de şöyle seslendiriyorum kendi içimde. Feguli şu an için son 2 aylık periyotta banko ilk 11 oyuncusu. Evet. Çok Babel'e gelirsek de yapayım. kulübeden Fatih Hoca'nın ilk tercihi desek yeridir Babel'e. Ee, bakalım göreceğiz. Kadro şişkin sadece yabancı değil. Yerli oyunculardan da ben ayrılıklar bekliyorum. Onu da aktarayım. 3 isim. Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Fatih Öztürk. Fatih Öztürk yeni duydum da bu istihbaratı. Adana Demir Spor duydum. Doğrulatamadım ama yani Süper Lig birincilik olabilir. Ayrılmaya niyeti vardı. Çünkü malum artık maçlarda İsmail Çipek kulübedeydi. Evet. Ama Mustera'nın sakatlığı bakalım hani o süreç. Şimdi Başakşehir, Adana Demir Antalyaspor, Antalya Spor, Deniz Spor, Kupa maçları bu dört maçta belki Fatih şans bulup iyi oynayacak. Ocak ayı ne olur? Orada bir soru işareti koyuyorum ama iki isim. Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara. Aytaç'a çok sayıda kulüpten teklif geliyor. Adana Demirspor, Altay, Yeni Malatya. En ciddi takımın aşama kaydından takım Malatya olduğunu söyleyelim. Oğulcan için yine İzmir'den Altay iddiaları var. Bu oyuncular zaten artık maç kadrolarına girmekte zorlanıyor. Galatasaray'da yani sözün özü evet ara transferde gelenler olacak ama gelenler kadar gidenler de olacak. Bunu aktaralım. Haftaya da muhtemelen olası yeni transferleri konuşuruz. İstersen Başakşehir maçıyla kapanış yapalım. <laughs>